Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, İstanbul'dan hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul Unkapanı'ndayız. Devleti Aliye'nin 9. Şeyhülislam'ı sayılan Zembilli Ali Cemali Efendi'yi anlatmak için buradayız. Zembilli Ali Cemali Efendi 23 sene Şeyhülislamlık yapmış. Şeyhülislam dendiğinde akla gelen ön sınıftaki zatlardan biridir. Hem uzun süre Şeyhülislamlık yapması hem de Şeyhülislamlık müddetinde bazı kural ve kaidelerin, bu makam hakkındaki kural ve kaidelerin devreye girmesiyle ön plana çıkmış bir zattır. Bir de Yavuz gibi haşmetli bir padişaha fetva hususunda, fetvalarıyla bazı meselelerde dur demesiyle ön plana çıkmıştır. Bir de isminden de birçoğunuzun aklında kalmış olabilir. Zembilli Ali Cemali. Zembilli yani sepetli demektir. İnşallah birazdan göstereceğiz. Evinin yıkıntılarında insanların kendisine soru sorarken beklemesinler diye evinden böyle sepetle sepet sarkıttığı, insanların oraya su hali koyup sonra tekrar cevaplarını o sepetle aşağı sarkıttığı bir yer olduğu için, hayatında böyle bir güzellik kattığı için ismine Zembilli Ali Cemali, yani Sepetli Ali Cemali Efendi takılmıştır. Birçoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Tabii inşallah birazdan göreceksiniz. Kabri Şerif'i birçok zevatta olduğu gibi metruk, çok bilinmeyendir. Allah'tan levhaları yapılmış. Birkaç sene önce restorasyon tadilat görmüştür ama insan tabii baktıkça üzülür. Böyle kıymetli zatların Fatiha'sı, Fatiha okuyanların az olmasından. İnşallah bizim de amacımız, Lale Gül TV'ye de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bize böyle imkan verdi. Bu zatları elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Arkasından Fatiha okuyanlar, kendisini rol model alan insanlar, gençler çıkar diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala inşallah bu amacımıza cümlemizi muvaffak buyurur. Amin. Zembilli Ali Cemali Efendi, kıymetli kardeşlerimiz, 1525 yılında vefat etmiş. 23 sene Şeyhülislamlık yapmıştır. Büyük bir ilim önderidir. Tabii şimdi kabrine baktığımız zaman o metruk hali gördüğümüzde insan üzülür. Aklıma Bağdatlı Ruhi'nin şu dünya hakkındaki şu kıymetli beyti gelir. Bağdatlı Ruhi der ki, cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denli talibi var ki ne sana ne bana artar. Ey ruhicim der, şu dünya nimetinden bir şey elde etmeye çalışma. Çünkü o kadar çok talibi var ki bu dünyanın, ne sana ne bana bir şey artar. Gel biz bırakalım şu dünyadan bir hissement olmaya çalışmayı. Biz ahirete çalışalım der. İşte aynı o misal gibi, bakınız, ahirete çalışmış insanları vefatından 500 sene geçtikten sonra dahi hayırla yad ediyoruz. Biz de arkamızdan bize böyle yad etmeleri için, demek ki püf nokta neymiş kıymetli kardeşlerimiz? Ahiret için, Allah için çalışmakmış. Bu zatlar kıymetli zatlardır. Girizgah dersimde alimin ve ulemanın efendim değeri hakkında birkaç hadis-i şerife yer vermiştim. Bu Zembilli Ali Efendi gibi tabakat ve teracim kitaplarımızın hem verada, takvada üstün, hem de dağ gibi bir alim olarak vasfettikleri bu zatın huzurunda yeniden alimin kıymeti hakkındaki bir hadis-i şerife yer vermek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu kıymetli kardeşlerimiz. An Ebi Ümâmetel Bâhiliyi radıyallahu teâlâ an. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu teala anh'tan rivayetle, zükra li Rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme raculani ahaduhuma abidun vel aharu alimun. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda iki adamdan bahsedilir ki bunların biri abid, ibadet eden, fazla ilmi olmasa da çok ibadet etmeye çalışan bir zat, vel aharu alimun, diğeri ise alim, Allah'ın ilmini bilip insanlara ahireti kazandırmaya yönelik onları hayıra koşturmaya çalışan birisi.
Bu iki adamın durumundan sorulur Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fekale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatım üzerine şöyle buyururlar. Buyururlar ki, fazlul alime alel abidi, o alimin ilmi çok olmadan ibadet eden o abide üstünlüğü ne kadardır bilir misiniz? Şöyle bir kıyas size vereyim buyurur. Kefazli ala ednakum, çok zekice, tam bir efendim kelam-ı nebeviye yakışacak bir sözle, benim içinizdeki en aşağı olan adam olan üstünlüğüm gibidir. Öyle bir farkı vardır. Yani ben içinizdeki en aşağı, takvaca, veraca, Allah katında en aşağı adam kimdir? Benim peygamber olarak Allah'ın Hatemün Nebiyyini, peygamberlerin sonuncusu olarak, Habibi, sevgilisi olarak benim üstünlüğüm içinizdeki en aşağıdaki adama göre ne kadar ise, işte alimin, yani Allah-u Teala'nın razı olduğu bu şer'i ilimleri, din ilimlerini, İslamiyet'e mensup ilimleri bilen adamın hali, bilmeyen abide göre ibadet ediyor ama ilmi yok. Bu adama göre üstünlüğü benim içinizdeki en aşağı olan adamı olan farkım gibidir. Yani tabiri caizse kıyas götürmez demektir bu. Sonra devamında buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe, şüphesiz ki Allah ve melâiketehü ve onun bütün melekleri ve ehles semâvât, sema ehli, ne kadar melek varsa, vel arazîn, yer ehli, ne kadar böceği, hayvanı, bitkisi var ise, hatta yetmez, tekiden buyurur ki, hatta nemlete fî cuhriha, herhalde bu sayısının çokluğundandır, yuvasındaki karıncalar dahi, yine sayısının çokluğundan olsa gerek, bir de şunu buyurur, ve hattel hûte, ve hattel hûte, hatta denizdeki balıklar dahi, yani şüphesiz ki Allah, melekleri, semavat, gök ehli, yer ehli, yuvasındaki karıncalar ve hatta balıklar dahi ne yapar? لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ İnsanlara hayır öğretmeye çalışanlara salat ederler. Devamlı bunlara karşı rahmet niyazında bulunurlar. Bazılarımızın aklına gelebilir ki, ya Allah Allah, bu kadar hayvan ne alime salat edecek, rahmet duası edecek? Rabbimiz buyurur ki cevaben, bu gibi şeye aklı takılanlara karşı, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi rabbihi velakin la tefkahune tesbihahum, şu kainatta yarattığım bütün zerrat, bütün zerreler, her şey dahil hamd ile Rabbini tesbih eder, lakin siz onların tesbihini şu kulaklarınızla, şu aklınızla duyup anlayamazsınız. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hayır öğreten, ahiretlerini kazanmaya yönelik nasihatler yapanlara bu kadar kişinin, bu kadar efendim hayvanatın, zerratın hayır duasında bulunduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın bildirmesiyle beyan etmiştir. İşte bu zat da Zembilli Ali Cemali Efendi onlardan biridir, hem de en büyüklerinden biridir ki Devlet-i Aliye'yi efendim Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt-ı Veli dediğimiz Beyazıt, onun oğlu, yani Sultan Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim ve onun oğlu Kanuni dönemlerinde en böyle efendim devletin faal, çalışkan, cihadın efendim yaygın olduğu dönemde 23 sene dini anlamda yönetmiş bir zattır. Allah-u Teala kendisinden razı olsun, şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Biz de bu gibi zatları anlatıp efendim arkalarından onları tanıtmaya çalıştığımızdan bizlerden onları razı eylesin diyerek programımıza başlamış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh Fahrettin Razi Hazretlerinin soyundan gelmektedir. Babasında da Ahmet Çelebi'dir. Ahmet Çelebi de
Devleti Aliye'nin ilk Şeyhülislamı olan Molla Fenari'nin üstadı Cemalettin-i Aksaray'ı soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Zembilli Ali Efendi o soydan geldiğinden dolayı kendisine Cemali nispesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri hakkında da kesin bir bilgi yoktur ama Aksaray'da medfun bulunan Cemalettin-i Aksaray'ı soyundan geldiği için kendisinin Karaman ya da Aksaray'da doğduğu ihtimali üzerinde araştırmacılar dururlar. Kıymetli kardeşlerimiz, Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin hemen başındayız. Arkamızdaki bina mübarek zatın yaptırmış olduğu Sıbyan Mektebi. O Sıbyan Mektebi'nin haziresinde medfunlar. İlim tahsil hayatından bahsetmekle başlayalım. Kendisi ilk tahsilini yeğeni Piri Mehmet Paşa, ki sonradan bu zat, ondan bahsedeceğiz inşallah, Yavuz'a, Yavuz Sultan Selim Han'a vezir olmuştur. Piri Mehmet Paşa'nın amcasıdır Zembilli Ali Efendi. İlk tahsilini yeğeni olan Piri Mehmet Paşa'nın annesi tarafından dedesi olan Larendeli efendim Alaaddin Hamza Efendi'den almıştır. Onun yanında Muhtasarul Kuduri'yi ve Nesefi'nin fıkhi ihtilaflara dair olarak yazmış olduğu El Manzumetün Nesefi adlı eserini ezberlemiştir. Zembilli Ali Efendi o yönüyle çok zeki olduğu eserlerimizde mezkür ve zikredilmiş bir zattır. Piri Mehmet Paşa'dan bahsettik ya, onun hakkında kıymetli bir anekdot var, onu aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Piri Mehmet Paşa vezirlik yolunu açan, kendisi hakkında meşhur bir olay hayatında vaki olmuştur. Şöyle ki 1514 yılı Yavuz Sultan Selim Han efendim Şah İsmail ile Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya gelmeden önce ordusuyla buradan yola çıkar. Yorucu bir yolculuktan sonra Çaldıran Ovası'na varırlar. Buraya geldiklerinde harp meclisini kurar ve ricali devletle danışır. Der ki hemen savaşa başlasak mı, yoksa asker yorgundur, onlara bir gün bir süre mi versek, dinlenme süresi versek. Bunun üzerine ricali devlet olan zevat hepsi şöyle bir görüş bildirirler, derler ki efendim askerimiz yorgundur, karşı taraf çok zindedir ve efendim kuvvetlidir, askerimiz yorgun olduğu için bir gün dinlenelim, ondan sonra başlayalım savaşa derler. Zaten Yavuz'un sorusu şafakla mı başlamak yoksa bir gün dinlenmek mi üzerinedir. Ve o zamanlar Rumeli defterdarı olan Mehmet Efendi, ileride Piri Mehmet Paşa olacak, vezir olacak bu zat, der ki efendim ordu içerisinde ola ki karşı tarafta paraya kanıp anlaşmak isteyen hainler olabilir. Bu süreyi vermemek adına şafakla hücum emrini vermenizi ben isterim, bu şekilde rey veriyorum dediğinde, bu tedbirli karar üzerine Yavuz Sultan Selim der ki içinizdeki rey sahibi tek adam ne yazık ki vezir olamamış der ve İstanbul'a döndüklerinde kendisini üçüncü vezir yapar. Kendisi Mısır seferine gittiğinde bu Piri Mehmet Paşa'yı efendim İstanbul muhafazasına memur eder. Ve Yavuz halifelik aldığı, Memlüklülerden halifeliği aldığı Mercidabık ve Ridaniye seferlerinin dönüşünde Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, iki kıymetli haremin Mekke ve Medine'nin hizmetkarı sıfatıyla döndüğü seferinde kendisini Şam'a orduya katılmaya çağırır ve orduya geldiğinde, katıldığında bu Mehmet Paşa'ya Vezir-i Azamlık rütbesi verir. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, işte o Piri Mehmet Paşa'nın amcasıdır Zembilli Ali Efendi.
Zembilli Ali Efendi sonra İstanbul'a gelir ve Molla Hüsrev Rahmetullahi Aleyh'ten ders okur. Molla Hüsrev Rahmetullahi Aleyh sonra Şeyhülislam olduğu zaman Zembilli Ali Efendi'ye Bursa'ya Yeşil Medresesi, yani Yeşil, bugün Bursa'da Yeşil Cami'nin yan taraflarında yakın zamanda tadilat da gördü. Türk İslam Eserleri Müzesi olarak bugün faaliyet gösteren Yeşil Cami'nin Yeşil Medresesi'ndeki Hüsamzade Mustafa Efendi'den tahsiline devam etmesini tavsiye eder ve onun üzerine Zembilli Ali Efendi Bursa'ya gider. O zattan ders okur. Güzel de ilerler. Tahsilinde efendim kemalat elde eder. Yüksek derecelere nail olur. Hüsamzade Mustafa Efendi kendisini beğenir. Yanına muhit, yani bir nevi asistan ve yardımcı olarak alır. Hatta çok beğendiğinden kızını verir, kendisine damat eder Zembilli Ali Efendi'yi. Zembilli Ali Efendi Bursa'daki günlerinden sonra tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'da o zaman Sultan Fatih vardır. Sultan Fatih kendisini beğenir. Kendisini beğenir ve kendisini Edirne'deki Taşlık Ali Medresesi'ne tayin eder. Taşlık Ali Medresesi de bugün Eminönü Mahmut Paşa'ya külliyesinden sebep ismini veren Mahmut Paşa'nın oğlunun yaptırdığı bir medresedir. Sultan Fatih kendisine 5000 akçe ve ariyetten bazı hediyeler de gönderir ve Edirne'de bu şekilde ilk vazifesine başlamış olur Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Edirne'de Taşlık Ali Medresesi'nde görevine devam eder iken bahsettiğim yeğeni Piri Mehmet Paşa, tabi Vezir-i Azam, rakibi var Sinan Paşa. Zembilli Ali Efendi'nin Sinan Paşa ile yakın bir münasebeti var. Malumunuz siyasette bazen böyle şeyler olur. Bu siyasi rakibi olan Sinan Paşa ile arasının iyi olmasından dolayı yeğeni Piri Mehmet Paşa Zembilli Ali Efendi'nin görev yerini değiştirir. Önce Edirne'de Beylerbeyi Medresesi'ne kendisini atar ve ücretini düşürür. Daha sonra Üç Şerefeli Camii'nin yanında eskiden mevcut olan, şu bugün mevcut olmayan Saraciye Medresesi'ndeki göreve tayin eder. Bu olanlara morali bozulan Zembilli Ali Efendi müderrislik görevinden istifa eder. Ve Mes'udi Edirnevi'nin bu halveti şeyhlerinden bizzattır Edirne'de, onun yanına girer, onun bağlılarından olur. Daha sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da Sinan Paşa'nın bile efendim kendisine mürit olduğu Ebu'l-Vefa Hazretleri, ki türbesi karşı tarafta Süleymaniye tarafındadır malumunuz. İnşallah onu da bir gün anlatırız. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin efendim dizinin dibine oturup talebesi olur. Böyle tasavvuf yoluna girmiş olur Zembilli Ali Efendi. Yeğeni Piri Mehmet Paşa'nın bu hareketi üzerine müderrislik görevinden istifa ettiğini söylediğimiz Zembilli Ali Efendi, Sultan Fatih'in vefatının ardından Yeniçeriler tarafından Piri Mehmet Paşa'da katledildikten sonra yeniden Fatih'in oğlu II. Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli döneminde müderrisliğe döner. Şöyle ki II. Beyazıt kendisiyle görüşmek ister, rüyasında görmüştür Zembilli Ali Efendi ve bu rüyası üzerine Zembilli Ali Efendi'ye haber gönderir. Kendisiyle bir görüşme talebinde bulunur ki talepte bulunan sultandır. Zembilli Ali Efendi, efendim mülakat-ı selatîn ebgazı mübahattır. Sultanlar ile görüşmek mübah işlerin en buğz edilenlerindendir deyu. Efendim Zembilli Sultan Beyazıt ile görüşmeyi kabul etmez. Bu nedendir diye aklınıza gelebilir. Ne hikmeti vardır? Allahu alem. Ama kendisinin de şeyhi olan Ebu'l-Vefa Hazretlerinin de Sultan Fatih ile böyle bir efendim vakası olmuştur. Şöyle ki Sultan Fatih de Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni görüşmek ister, kapısına kadar gider. Ebu'l-Vefa Hazretleri bundan imtina eder. Şöyle dediği rivayet edilir. Sultan Fatih derviş meşrep bir insan, kabiliyeti yüksek. Bu tekkenin, bu dervişliğin tadını alırsa devlet işleri efendim inkıraza uğrar diye kendisini kabul etmemiştir. Aynı o sebepten midir bilinmez. Zembilli Ali Efendi de Beyazıt'ı Sultan Fatih'in oğlu
efendim Beyazıt'ı veliyle görüşmeyi kabul etmez. Ama buna rağmen yine Beyazıt efendim kendisini Bursa'da büyük dedesi Murat Hüdavendigar'ın yaptırmış olduğu Kaplıca Medresesi diye bilinen, bugün türbesinin hemen efendim sol tarafındaki camisiyle beraber olan medresesi, ki üst katı medreseymiş zamanında, çok ilginç bir mimarisi vardır. Oraya müderris olarak tayin eder Zembilli Ali Efendi'yi. Daha sonra Zembilli Ali Efendi'yi Amasya Müftülüğü'ne gönderir. Amasya Müftülüğü'ne gönderilmesinde araştırmacıların ifadesine göre efendim kendi saltanata geçmesinde etkisi olan, şeyhi olan Çelebi Halife'nin etkisi olduğu söylenir. Amasya Müftülüğü'nden sonra yeniden Bursa Kaplıca Medresesi müderrisliğine atanır. Daha sonra bugün mevcut olmayan İznik'te ki ilk medrese olan Orhan Gazi Medresesi'nin müderrisliğine atanır. Tekrar Kaplıca Medresesi'ne gelir Zembilli Ali Efendi. Daha sonra 1486'da Amasya'da Beyazıt Medresesi itmam olunca Zembilli Ali Efendi de orada göreve tayin edilir ve Amasya'da Beyazıt Medresesi'nde müderrisliğe devam eder Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Amasya'da Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğinin yanında Amasya Müftülüğü'nü de üstlenmiş idi. Burada göreve başladıktan 5 yıl kadar sonra 1491'lerde Amasya idarecisi olan Şehzade Ahmet'in sünnet düğünlerinde, oğullarının sünnet düğünlerinde kendi hocası Bilgilizade Mustafa Efendi'yi diğer bütün ulemanın önüne geçirmesi üzerine bu durumdan haz etmeyen Zembilli Ali Efendi'nin İstanbul'a döndüğü rivayet edilir. Diğer başka kaynaklarda da şöyle bir görüş de vardır. Şehzade Ahmet'in Acem asıllı bazı ulemaya yakınlığından dolayı mutasavvuf ve ehl-i sünnet efendim görüşündeki alimlerin buna bir tepki olarak bu hareketi yaptığı da söylenir. Velhasıl İstanbul'a geldikten sonra Mecdi'nin ifadesine göre 6 ay kadar görev bekleyen Zembilli Ali Efendi, Beyazıt'ın, bugün Sultan Beyazıt'ın Beyazıt Camii'nin en son bir iki aya kadar önce gittiğinde güzel bir tadilatı bitmesine yaklaşmış idi. Sol tarafında bulunan Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğine kendisini tayin eder. Zembilli Ali Efendi kendisinin daha üst bir göreve layık olduğunu karşı tarafa biraz sezdirmiş olacak ki bu görevinden sonra Sultan Fatih'in camisinin etrafındaki Sahne Seman medreselerine müderris olarak tayin edilir Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Sahne Seman Medresesi müderrisliği yaparken haç etmeye niyet etmiş. Ve evvelce Amasya'dan bahsederken zikrettiğimiz Çelebi Halife, ki amcazadesi olur Zembilli Ali Efendi'nin, onunla beraber haç yolculuğuna çıkmışlar. Mısır'a geldiklerinde Mekke'de bazı karışıklıklar olduğu için Mısır'da bir sene kadar beklemek zorunda kalmışlar. Bu dönemde 1503 tarihinde Eftalzade Hamidüddin Efendi vefat ettiğinden Sultan Beyazıt, ikinci Beyazıt yani, Zembilli Ali Efendi Şeyhülislamlık makamına tayin eder ama kendisi Mısır'dadır. Burada ilginç bir şey olur kıymetli kardeşlerimiz. Bu Zembilli Ali Efendi haçtan dönene kadar Şeyhülislamlık yetkilerini sahın müderrislerine tevdi ederler ve sahne seman müderrisleri o gelinceye kadar bir yıl kadar efendim onun görevini üstlenmiş olurlar. Yaklaşık bir sene sonra 1504'lerde İstanbul'a geldiği tahmin edilmektedir. Şeyhülislamlık makamına oturur Zembilli Ali Efendi. Beyazıt döneminde, Yıldırım II. Beyazıt yani Beyazıt-ı Veli döneminde bu görevini sürdürür. Ve Yavuz Sultan Selim Han döneminde yine bu görevini sürdürür ve Kanuni döneminde vefat edinceye kadar bu görevini 23 yıl süreyle devam ettirir Zembilli Ali Efendi Hazretleri. Ayrıca Sultan Fatih döneminde dahi fethedilememiş olan Rodos Adası'nın fethi mevzubahis olmuştur. Kanuni döneminde Kanuni bunu çok önem vermiş. Çünkü hem ticaret gemilerine hem haç yolundaki gemilere zarar veriyorlar idi. Ve Sencan Şövalyeleri, bir gün bir haçlı seferinden Kudüs'ten dönerlerken bu adaya yerleşmiş olan Sencan Şövalyelerinin meşhur bir kalesiydi bu. Çok uzun ve zorlu bir fetih hareketinden, muhasarasından sonra bu Sencan Şövalyelerinin muhkem kalesinin bulunduğu Rodos Adası'nı Kanuni döneminde fetih nasibi olmuştur. Bugün Marmaris'in karşısındadır bu ada.
Rodos Adası'nda ilk cuma namazını Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh kıldırmış ve oradaki dini binaların efendim nasıl ayarlanacağı hakkında kararları vermiştir. Her alim için elbette ki söyleyemeyeceğimiz vera, takva hususlarında kendisi tebarruz etmiş, ön plana çıkmış bir zat idi. Tasavvufi yolu da var idi. Daha önce bahsetmiştik Edirne'de Halveti Şeyhlerinden efendim Mesutzade'nin kendisi müridi oluyor. Daha sonra Halveti yine Şeyhlerinden Edirne'deki Amasya'daki Çelebi Halife ile mülakatı var. En son Ebu'l-Vefa Hazretlerinden efendim tasavvuf neşvesi tahsil eder Zembilli Ali Efendi. Bunun yanında ilimde de kitapların yazdığına göre ilimde dağ gibi bir zat olduğu mezkurdur ki Yavuz Sultan Selim Han gibi çok böyle devamlı hareket halinde olan bir saltanat döneminde ki Yavuz biliyorsunuz 8 sene padişahlık yapmış, ülkenin topraklarını 2,5-3 katına çıkarmış bir sultandır. Onun döneminde tamamıyla Zembilli Ali Efendi'nin Şeyhülislamlık makamının mevzubahis olduğu bir dönemdir ki Osmanlı Devleti için çok önemli bir şey olan Mecid-i Ridaniye Savaşları, Mısır'ın fethi efendim, Mekke Medine'nin Osmanlı sancağı altına alınması, bu uzun soluklu işlerde hep Zembilli Ali Efendi'nin fetvaları mevzu bahistir. Onun için bizim için Osmanlı torunları olan bizler için çok önemli bir zattır Zembilli Ali Efendi. Ayrıca Yavuz gibi efendim haşmetli bir padişaha zamanı geldiğinde dur diyebilmiş bir zattır Zembilli Ali Efendi. Hazine-i Humayun Topkapı Sarayı hazinesindeki bazı görevlilerin ihmalden sebep idam edileceğine dair bir karar çıktığını duyunca hemen koşa koşa normalde divanda bulunan birisi değil Şeyhülislam. Hemen vezirlerin bulunduğu divana gider, vezirler ayağa kalkar. Yavuz Sultan Selim kendisini hürmetle karşılar ve Yavuz'a der ki böyle böyle kişilerin idamına karar vermişsin. Bu senin ahiretini mahveder, hemen bunu engelleyeceksin, durduracaksın. Yavuz, Şeyhülislam'ın devletin içinde karışıklık çıkaracak işlere karışması mevzu bahis değildir, bu seni ilgilendirmez deyip kendisini durdurmak ister ama Zembilli kararında efendim kesindir, ayakları yere sabit basmaktadır. Efendim der, bu sizin ahiretinizi mahvedecek bir iştir, bundan geri dönmeniz lazım der. Haksız bir durum söz konusu der, meseleyi araştırmıştır. Yavuz biraz durup sakinleştikten sonra tamam der ve Zembilli'nin dediğini kabul eder. Zembilli bununla da yetinmez. Efendim bir iyilik yaptınız, bir iyilik daha yapmanız lazım. Bu adamları sokağa atıp milleti eleştirmeyin der. Yavuz tazim cezası vereceğim der, azarlayacağım onları milletin önünde der. Onu yaparsanız yapın ama bu işten kendisini geri döndürmeyi başarmıştır Zembilli Ali Efendi. Bir keresinde de Yavuz Edirne'ye giderken yanında elleri böyle bağlı olan bazı idam mahkumlarını görür ki bunlar Yavuz'un İran'a uyguladığı bir ambargo var. O zamanlarda ipek bu şekilde İran'dan gelen bir ipek ticaretini engelliyor. Ve bunlar da kaçak yollarla İran'la ipek ticareti yapmışlar. Bunların da asılması istenmiş. Yavuz döneminde yine Zembilli Ali Efendi koşar ve der ki efendim böyle şey yapamazsınız. Yine Yavuz kendisine ters çıkmak ister. Der ki efendim siz İpek emini tayin etmişsiniz. İpek alışverişi için bir yetkiniz var. Demek ki bu alışveriş yapılan meşru bir şey. O zaman İpek emini tayin etmemeniz lazımdı der. Ve kendisini nasihatla bu ahiretinizi mahveder diyerek yine bu bir sinirle belki verilebilecek olan bir kararın önüne geçmiştir. Yani özetle Yavuz gibi haşmet meab bir sultana bile geri gelip korkusuzca dur demeyi bilmiş. Ve burada şu da önemlidir, Zembilli'nin dur demesinin önemi kadar Yavuz gibi bir sultanın da ehli ilme hürmeti ve onları dinlemesi de hepimiz için ibretlik bir efendim durumdur kıymetli kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, Zembilli Ali Efendi'nin Sıbyan Mektebi'nin önündeki hazirede bazı kabir taşları mevcut ama yarısı kırık, üstten kırık, alttan kırık, kamilen okunabilen bir taş yok, mevcut değil. Zembilli Ali Efendi'nin çocuklarının da etrafında metfun olduğu kayıtlarımızda zikredilmekte, eserlerimizde mezkur ama etrafındaki kabirler de öyle kabir taşı mevcut olan bir taş yok.
kamilen taşını okuyabildiğim tek taş şu gördüğünüz taştır. Sıbyan Mektebi'nin önünde hemen girişte sağ tarafta. Değerli buldum, kıymetli buldum. Bir Fatiha göndermemize vesile olur. Bunu okumak istiyorum sizlere. Hüvel Baki, ebedi kalacak olan sadece Allah-u Teala'dır. Osmanlı mezar taşlarının birçoğunda göreceğimiz üzere kıymetli bir nasihatle başlar. Zembilli Mektebi Şerifi hocası, yani bu Sıbyan Mektebi'nin hocası, Abdülkadir Efendi'nin ehli, Hoca Abdülkadir Efendi'nin ailesi yani eşi demektir bu. Merhume-i mağfuretun leha el-muhtace, Allah-u Teala tarafından bağışlanması ve affolunması umulan, el-muhtace kendisi muhtaç olan neye? İlâ rahmeti rabbihil gafur, bağışlayıcı olan Rabbinin rahmetine muhtaç olan kimdir o? Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha. Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha ile biter. Bakınız sonunda. Efendim, sene 1278, fi 19, böyle C bir de E var. Bu Cemaziyel Evvel'in kısaltılmışıdır. Sene 1278 Hicri, Cemaziyel Evvel'in 19'u ki bu da efendim 22 Kasım 1861'e denk gelmektedir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin oğullarından Muhyiddin Mehmet Şah Efendi, ki Molla Çelebi adıyla da bilinir, Tarih-i Ali Osman'ın, Ruhi Çelebi ise bir başka Tevarih-i Ali Osman'ın müellifidir. Diğer oğlu Fuzail Çelebi ise çeşitli manzum ve mensur eserleri olan bir alimdir. Cemalettin Mehmet ise kadılık ve valiliklerde bulunmuş. Zembilli Ali Efendi'nin kızı Sittişah Hatun İstanbul'da mescit ve medrese yaptırmıştır. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh hayırseverliği ile tanınmış, İstanbul'un değişik yerlerinde cami, mescit ve mektep inşa ettirmiştir. Alaca Mescit, Galata'da Tersane Caddesi'nde iken 1957'de Azap Kapı Caddesi açılırken yıktırılmıştır. Müftü Ali Efendi Camii, Küçük Mustafa Paşa semtindedir. Mescit olarak yaptırılmış, 1525-26 yıllarında cami haline getirilmiştir. Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, tek kubbeli, kare planlı Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, vefatından evvel 1523-25 yılları arasında Zeyrek Yokuşu'ndaki evinin karşısına inşa edilmiştir. Müftü Hamamı, 1960'ta ortadan kaldırılan Müftü Hamamı, Müftü Ali Camii yakınında bulunuyordu. Bu hamamın geliri geride zikrettiğimiz cami, mescit ve mektebe vakfedilmiştir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin, Sıbyan Mektebi'nin önündeki haziresinde bulunan kabrinin hemen karşısında evi bulunuyordu. İşte kendisine zembilli denilmesinin sebebi bu evinden aşağıya iple sarkıttığı bir zembil yani sepetin her zaman oradan sarkık bulunması. Halkın o sepete suallerini koyması, kendisinin sepeti yukarı çekerek suallere cevap vermesinden dolayıdır. Burada ahşap bir ev bulunuyordu. 96-97 yıllarında bu ev de yıkılmıştır. Tabi o ev o zamandan kalan asli ev değildir ama bugün evinin olduğu yer bomboş bir arsa halinde hala ihya edilmeyi beklemektedir. Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyhin ilmi gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediği ileri sürülür ve kitaba da çok meraklı olup çeşitli yerlerden eserler getirttiği belirtilir. Başlıca eserleri şunlardır. Fetvayı Ali Efendi, Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin fetvalarını içeren bu eserin İstanbul kütüphanelerinde çeşitli nüskaları bulunmaktadır. Muhtaratul Hidaye, fıkha dair bir eserdir. İmam-ı Merginani rahmetullahi aleyhin Hidaye kitabındaki fetvalardan tercih edilenleri seçerek hazırladığı bir eserdir. Risale fi Cevazi Deverani Sufiye, 2-3 veraklık eserde Sufi raksının yani böyle dönmelerinin zikir maksadıyla yapılması durumunda haram olmadığını belirterek bu konuyu işleyen bir eserdir.
Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh, Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt, 2. Beyazıt, Beyazıt-ı Veli, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde 23 sene süren Şeyhülislamlık müddetinin ardından her fani gibi o da ahirete irtihal eylemiştir. Ama bu kubbede hoş bir sada bırakmıştır. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu Şeyhülislamlık müddeti bittikten sonra vefat etmiştir dedik. Bu vefatı anında, vefatı hakkında Taşköprüzade ki Eşşakaik-i Numaniye müellifidir. Kendisi çok güzel bir kıssayı naklederler. Babasıyla beraber Zembilli Ali Efendi'nin vefatından bir vakit önce ziyaret ettiklerini ve orada yaşadığı bir kıssayı Eşşakaik-i Numaniye'de nakletmektedir. Taşköprüzade şöyle der: vefatına yakın babamla Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi ziyarete gittik. Biraz oturduk. Sonra babamı yanına çağırdı. Eğilmesini istedi. Babam eğilince kulağına bir şeyler anlattı. Ve babam ağlayarak geldi yanıma oturdu. Çıkınca babacığım dedim, niye ağladın? Ne dediler sana bu kıymetli zat? Dedi evladım, işrak vaktinde Musa aleyhisselamın ruhaniyetinin gelip kendisinin vefat edeceğini haber verdiğini ve bunun üzerine bu zatı kaybedeceğimizden dolayı hüzünlendiğimi ve ondan sebep ağladığını anlatmış. Taşköprüzade rahmetullahi aleyh bunun üzerine ben de çok mahzun oldum, ben de ağladım diyerek anlatır. Vefatına meşhur olduğu üzere Osmanlı edebiyatında tarih düşmüşlerdir kıymetli kardeşlerimiz. Temme fetvahu, fetvası tamam oldu manasına gelen ibareyle tarih düşmüşlerdir ki Arapça ebced değerlerini topladığınız zaman bu ibarenin de karşılığı 932 Hicri tarihini vermektedir. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin kabir taşında herhangi bir şey mevcut değildir. Ama kabrinin yan tarafında bir kitabe mevcuttur. Onu okuyalım kıymetli kardeşlerim. Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han ve Sultan Süleyman asrında müfti merhum ve mağfurun leh Zembilli Ali Efendi. Zaten Osmanlıca, yani Osmanlı Türkçesi. Sultan Beyazıt efendim, Sultan Selim ve Sultan Süleyman Han dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin müftisi, Şeyhülislamı olan merhum ve mağfurun leh Allah tarafından bağışlanması ve rahmet olunması umulan Zembilli Ali Efendi ruhu için Fatiha. Sene 932 ki miladi 1525'lere, 1525-26'lara denk gelmektedir. Dersimizin hitamına geldiğimiz bu demde Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi anlatmaya çalıştık. Kendisinin bu kadar güzel bir ömür sürmesi, arkasından 500 sene sonra geçmesine rağmen bizim onu hayırla yad etmemiz hepimize ibretlik bir tablo sunmaktadır kıymetli kardeşlerim. Biz de elbette ölüp gideceğiz. Arkamızdan böyle hayırla yad edilmek için dünyada çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala bizim de arkamızdan böyle hayırla yad edilmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Malumunuz İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatı vardır. Zamanında ricali devlete, şeyhlere, efendim müritlerine vesaire zatlara yazdığı mektuplardan bir araya gelmiş 3 ciltlik bir eserdir. Ki 1. cildi 313 mektup içerir, 2. cildi 99, 4. cildi 114 mektup içerir. Böyle bir eseri vardır. Bilenler bilirler, çok meşhurdur tasavvuf dünyasında. Bu eser Farsça idi. Bunu Murat Minzelevi Hazretleri, Tatarlı tarihçi Murat Minzelevi Hazretleri Mekke'deyken şeyhinin tavsiyesi üzerine, evladım bu eser Anadolu coğrafyasında buralarda Farsça olduğu için çok okunamıyor, bunu Arapçaya çevirsen deyip kendisinden böyle bir şey istemiş ve 14 ay gibi kısa bir sürede Murat Minzelevi Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını Farsça aslından Arapçaya çevirmiştir. Yani tarif etmiş, Arapçaya çevirmiş denir buna. Onun için kendisine muarrip, yani Arapçaya çeviren denir. Bu sıfatla anılır Murat Minzelevi Hazretleri. O çok bilinmez bu beyt, çok gözden kaçar ama benim çok hoşuma gider. Mektubatı açtığınız zaman kıymetli kardeşlerim hemen kapağında
bu Murat Binzelevi Hazretleri'nin şu hikmetli beyti vardır. Bu demde onu okumak isterim sizlere. Murat Binzelevi Hazretleri der ki orada, bu eserleri hazırlamasından ahiret sermayesi umduğunu anlattığı sadette şöyle der mübarek zat: Emütü ve tübla a'zumi fil mekabiri ve sevfe era ma kad havethu defatiri ferumtü dihâran ba'de mevti mined-duâi fe ebkaytü tizkâran nitace havatiri. Şöyle der: Emütü ve tübla a'zumi fil mekabir. Öleceğim ve kemiklerim toprakta yok olup gidecek. Ve sevfe era ma kad havethu defatiri. Ve ahirette şu defterlere yazdığım, ardımdan bıraktığım şu kitaplara yazdığımın faydasını göreceğimi umuyorum. Devamında şöyle der: فَرُمْتُ الدِّخَارًا بَعْدَ مَوْتِي مِنَ الدُّعَاءِ فَاَبْقَيْتُ تِذْكَارًا نِتَاجَ خَوَاتِرِ. Ben şu dünyada hatırıma gelenleri yazarak ardımdan bir dua beklentisi için bir azık olarak bunu bıraktım. Dünyadan böyle gidiyorum. Ahirette bu yazdıklarımın, bu hayır eserlerimin faydasını göreceğimi umuyorum demektedir. Aynı bu gibi Zembilli Ali Efendi Hazretleri de çok eser bırakmış, çok kıymetli görevler, vazifeler üstlenmiştir. Biz bugün kendisini hayırla yad ediyoruz. Bir de şunu söylemek isterim. Ülkemizde sırasıyla böyle Şeyhülislamları tek tek program daha yapılmış değildir. İlk defa bu bize nasip oldu. Ondan dolayı bahtiyarız. Allah-u Teala itmamına muvaffak eylesin diye dua ediyoruz. Zembilli Ali Efendi de içinde böyle bir şey ilk defa yapılmış oldu. Allah-u Teala o zatın şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. O zatın ve bu derste kendisinden bahsettiğimiz diğer zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Thank you.